Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde sıralandığından hangisi baştan üçüncü olur? Evet yapmamız gereken önce ilk cümleyi bulmaktır. Sonrasında ise anlamsal birlikteliği takip ederek diğer cümleleri dizmektir. Bu durum bir diğer neden bu boşluk ve bunda gibi ifadeler bu cümlelerden önce bir anlatımın yapıldığını göstermektedir. Dolayısıyla ilk cümle olamazlar. İlk cümlemiz 3 numaralı cümledir. Son yıllarda edebiyat dünyamızda bir durağanlaşma gözlenmektedir. Bu anlaşma ile ilgili açıklama 5 numarada vardır. Bunda sanatçıların kendilerini yenileyememelerinin yanı sıra edebiyata gösterilen ilginin yetersizliği de etkilidir. Sonrasında ise İki numaralı cümle getirilmelidir. Çünkü bir neden dile getirilmiştir. Bir başka neden de iki numaralı cümlede vardır. Bir diğer neden de edebiyatçıların bazı sanat dışı çevrelerin etki alanına girmeleri ve bunun sonucunda edebiyat dergilerinde birer kulüp dergiciliğine çevirmeleridir. Sonrasında ise bir numaralı cümle gelmelidir. Bu durum edebiyat dünyasında ciddi bir boşluğun doğmasına yol açmıştır. Evet bu neden olarak belirtilen durum. Son olarak da buradaki boşluk ifadesine gönderme yapılan dört numaralı cümle getirilmelidir. Elinizdeki dergi bu boşluğu doldurmak amacıyla yayıma başladı. Bize baştan üçüncü sorulmuştur. O da iki numaralı cümledir. Cevabımız B seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Evet bir parçayı oluşturan cümleler tıpkı bir zincirin halkası gibi birbirlerine bağlıdırlar. Bu bağlılığı sağlayan unsur da konudur. Konunun dışına çıkılan cümle düşüncenin akışını bozan cümledir. Yapmamız gereken konuyu tespit etmek ve bu konuyla ilgili olmayan cümleyi bulmaktır. Bize verilen bu parçada Türkiye'de sağlam romanın ne zaman başladığı ve roman ile ilgili yapılan bir eleştiriyi görmekteyiz. Ancak iki numaralı cümlede Türk halkının romanla tanışması Fransız edebiyatından yapılan çevirilerle başlar denilmiştir. Birinci cümlede gerçek anlamda romanın 1950'lerden sonra yazıldığından, üçüncü cümlede de bu tarihten önceki romanların uyarlama ve deneme olmaktan öteye geçemediğinden bahsedilmiştir. İki numaralı cümlede ise romanla çeviriyle tanıştık denilmiştir. Dolayısıyla anlamsal birliktelik iki numaralı cümlede bozulmaktadır. Bundan dediği buradaki 1950'lerden sonrasıdır. Burada iki numaralı cümle anlatım akışını bozmuştur. Cevabımız B seçeneğidir. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için aşağıdakilerden hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir? Türk masalları fazla karakter yaratmamıştır. Bu karakterlerin en çok akılda kalanı ise Kelo'landır. Tarihi oldukça eskilere giden Kelo'lan masalları, sözlü anlatım döneminde yaygın olduğu gibi bugün de çok okunan masallar arasında yer almaktadır. Bu düşünüldüğünde kele olan masallarının yenilenmesi fikri kaçınılmaz oluyor. İki numaralı cümlede anlatılan durum şu an bile yaygın olarak kele olan masalların anlatıldığıdır. Bu olumsuz bir durum değildir. Yani üç numaralı cümle iki numaradan sonra getirilmemelidir. Ne var ki yaygınlıklarına karşın yine de bu masalların masal edebiyatı açısından istenen düzeyde oldukları söylenemez. Evet, burada olumsuz durum dile getirilmiştir. Yani 3 numaralı cümlenin ne olursa olsun 4 numaralı cümleden sonra getirilmesi gerekmektedir. Böyle bir yenileme için de yetenekli masal yazarlarına ihtiyaç var. Yani yapmamız gereken buradaki yenilenme fikrinin işlendiği 5. cümleyle 3. cümleyi üst üste getirmektir. Olumsuz durumda 4 numarada dile getirildiği için İki numaralı cümleden sonra dört numara getirilmelidir. Yani yapmamız gereken üç numara ve dört numaranın yerini değiştirmektir. Cevabımız E seçeneğidir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Her yanlış nokta bir yaşam düzlemi üzerine doğru noktalara eşleşebilsin. İyi niyetli dillerin kendileri sertse bile kalpleri yumuşacık olurmuş. Velhasıl dost acı söylermiş hatasız kul olmaz. Evet her insanın hatalarının hatasının olabileceğinden bahsedilmiş. Burada önemli olan yanlış noktaların bir yaşam düzlemi üzerine doğru noktalara eşleşebilmesidir. Yani bu yanlışlardan bu hatalardan pay çıkarabilme vurgusu vardır. Dolayısıyla boş bırakılan kısımda bu anlama gelen bir cümle arıyoruz. İnsanların doğruları yanlışlarından çoktur. Hayır böyle bir karşılaştırma aramıyoruz. Yanlıştan kaçarak yeni bir yanlış yaparsınız. Hayır yanlıştan ders çıkarma anlamını arıyoruz. Yanlışı kabullenmek büyük bir erdemdir. Yanlıştan ders çıkartmak değil yanlışı kabullenmek. Böylece insan neler yapabileceğini anlasın bu da getirilemez. Yeni yanlışlar doğruları doğurabilsin. Evet yanlışlarımızdan pay çıkarıp doğruya yönelme anlamını vermiştir. Cevabımız A seçeneğidir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra çünkü sözlü dilin ürünüdür deyimler cümlesi getirilebilir? Evet. Burada bizim için anahtar ifade sözlü dildir. Sözlü dilin anlatıldığı cümleyi arıyoruz. Bize verilen bu cümle ya cümle o cümleden önce ya da sonra kullanılmalıdır. Deyimler bir bakıma en uzun ömürlü söz kalıplarıdır. Bir bakıma da unutulmaya mahkumdur. E ee, bizim edebiyatta uzun bir süre sözü dilin çok uzanda kalmış bir edebiyattır. Evet sözlü dil burada geçmektedir. Dolayısıyla böyle bir edebiyatın yazıya geçmiş ürünlerinde bu deyimleri bulamazsınız. Dolayısıyla ifadesiyle iki numaralı cümleyle üç numaralı cümle birbirine bağlanmıştır. Dolayısıyla bize verilen bu cümle bir numaradan sonra iki numaradan önce getirilmelidir. Bir bakıma da unutulmaya mahkum çünkü sözü dilin, dilin ürünüdür deyimler burada bir numaralı cümlede verilen durumun sebebi dile getirilmiştir. Sonrasında ise açıklanmıştır. Yani bir numaralı cümleden sonra getirilmedir. Cevabımız A seçeneğidir. Bu parçada anlatılanlar aşağıdaki yargılardan hangisini inandırıcı kılmaya yönelik olabilir? Evet. Halit Ziya eseri Aşkın Memnu'dan bahsederken Firdevs'ten, Nihal'den, Bihter'den ve Beşir'den söz etmiştir. Bunları örnek vermiştir. Bunları uzaktan düşünürken hepsini ayrı ayrı görüyor gibiyim. Nihal gözlerimin önünde sapsarı, süzgün yüzüyle hep ada çamlıklarında babasının yanında ulaşıyor gibidir. Beşirin öksürüklerini hala işitiyorum. Okurların duyguları da benden farklı değil. Yani bu roman karakterleri öyle bir gerçeklik kazanmış ki yazar etkisinden hala kurtulamamıştır. Bir eserin kalıcılığı yıllar sonra o eserden söz edilmesinden anlaşılır. Böyle bir kalıcılıkla söz edilme arasında bir koşul ilişkisi kurulmamıştır. Gerçekler her kahramanın kişinde farklı bir ifadeye bürünür. Kişiliklerde farklı bir ifadeye büründüğünden bahsedilmemiştir. Roman kahramanlarının her okur üzerindeki etkisi farklıdır. Böyle bir farklı etki dile getirilmemiştir. Okurların duyguları da benden farklı değil denilerek aynı etkiden söz edilmiştir. Okurun acıma duygusuna hitap eden kahramanlar roman bittiğinde de belleklerde yer eder karakterlerin aslında gerçeklik kazandığı için belleklerde yer ettiğinden söz edilmiştir. Acıma duygusuna hitap ettikleri için değil. Gerçeklik kazanan kahramanlar yazar ve okurla bütünleşir. Yani belleklerinden bir türlü çıkmazlar. Onları görür gibi olurlar. Anlatılmak istenen budur. Cevabımız C seçeneğidir. Bu parçada yazarın Valeri'den bir alıntı yapmış olmasının nedeni aşağıdakilerden özellikle hangisi olabilir? Evet. Tanık gösterme tekniğinden yararlanmıştır. Tanık gösterme niçin yapılır? Düşünceyi daha inandırıcı hale getirmek için yapılır. Alanında uzman birinin sözünü paylaşırsak kendi düşünceniz daha inandırıcı hale gelir. Yazar benim yazma çalışma sürecim hemen her kitapta benziyor birbirine diye bir değerlendirmede bulunmuş. Sonrasında da ilk cümle tanrı vergisidir gerisi yetenek diyen Valeri'yi kendisine tanık göstermiştir. Yani düşüncesini daha inandırıcı hale getirmiştir. Cevabımız üretim süreciyle ilgili değerlendirmesini inandırıcı kılmak içindir. Cevabımız B seçeneğidir. Bu parçada söz konusu araştırmacı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir? İncelemeye aldığı her yazarı yaşadığı, her eseri oluşturulduğu çağ içinde ele alır. İncelemelerin de o dönemin toplumsal ortamının havasına göre yapar. 1936'da yayımlanan Türkçe'de roman adlı eseri düz yazımızda roman türünün başlangıcı üzerine nesnel ve sağlıklı bilgiler verir. Evet, burada bu araştırmacının eseri ve yazarı ele alırken o dönemin toplumsal ortamının havasına göre bu araştırmayı ve incelemeyi yaptığı vurgusu yapılmıştır. Bir de nesnellik ve sağlıklı bilgi vurgusu dile getirilmiştir. Yani onun eserlerinde nesnel bir çalışma vardır denilmektedir. Alanında çok başarılı eserler ürettiğine değil, böyle bir başarılı eser ürettiğine dair bir anlatım yapılmamıştır. Araştırmalarına tarihi bilgiler verdiğine değil, çalışmalarının romanla sınırlı olduğuna değil, incelemelerinin toplumsal eserlerle sınırlı olduğuna değil değerlendirmelerinde öznelliğin dışına çıktığına yani nesnel davrandığına değinilmiştir. Cevabımız D seçeneğidir. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak söylenmiş olabilir? Evet. Bize verilen parçada bu kişinin film müzikleri yaptığını anlıyoruz. Film müzikleri yaparken ne gibi kriterleri olduğundan söz etmiştir. Müziğinizi besleyen, ilham aldığınız, severek okuduğunuz kitaplar var mı? Burada herhangi bir kitapla ilgili anlatım yapılmamıştır. Bu sorunun cevabı değildir. Şarkınız büyük bir üne erişti. Bu şarkının ardında yatan bir hikaye var mı? Burada şarkı vurgusu var fakat cevapta hiç bir şarkı yaptığından söz etmemiştir. Dolayısıyla bu soruya cevap olarak verilmemiştir. Çağdaş ve geleneksel Türk müziklerini dinleme fırsatınız oldu mu? Beğendiniz mi? Çağdaş ve geleneksel Türk müzikleriyle ilgili hiçbir anlatım yapılmamıştır. Takipçisi olduğunuz dizi filmlerinin müziğini yapmak daha mı kolay? Dizi film müziğinden hiç söz edilmemiştir. Tarzınızı çok da yansıtmayan bir filme müzik yapmaya sıcak bakar mıydınız? Evet film müzikleriyle ilgili bir sorudur ve kriterlerini dile getirmiştir cevapta. Tam olarak bu soruya cevap olarak söylenmiştir. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu deneyin sonucudur? Çocukları 3 yaşına kadar yabancı dildeki sözcükler seçilerek öğretilmiştir. 6 yıl aradan sonra aynı çocuklara hem önceden öğretilen sözcükler hem de başka sözcükler öğretilmeye çalışılmıştır. Çocuklar önceki sözcükleri kolaylıkla öğrenirken yenilerini öğrenmede daha çok tekrara ihtiyaç duymuştur. Evet yani önceden öğrenilenler daha rahat pekiştirilmiş ve daha çabuk hatırlanmıştır. İçinde bulunduğu çevre çocuğun öğrenme düzeni etkilemektedir. Çevreden hiç bahsedilmemiştir aşamalarda çevrenin etkisi dile getirilmemiştir. Çocukluk döneminde edinilen deyimler, deneyimler çocuklar için önemlidir. Böyle bir genel olarak deneyimlerin önemli olduğuna dair bir anlatım yapılmamıştır. Çocukların öğrenme algısı büyüklere göre daha gelişmiştir. Büyüklerle karşılaştırma yapılmamıştır. Aşamalarda büyükler yer almamıştır. En etkili öğrenme çocukluk çağlarında gerçekleşir. Diğer çağlarla ilgili öğrenme karşılaştırması yapılmamıştır aşamalarda. Doğru ve kalıcı öğrenmede aralıklarla yapılan tekrarlar belirleyicidir. Evet, 3 yaşında bir kere öğretilmiş, sonra 6 yaşında öğretilirken o eski kelimelerin daha çabuk öğrenildiği görülmüştür. Yani aralıklarla yapılan tekrarlar daha çabuk öğrenilmesini sağlamıştır. Bu deneyin sonucudur. Cevabımız E seçeneğidir. Bu parçadan verilen yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Bize verilen parçadan midye ve istiridye kabuklarının mimaride kullanımından söz edilmiştir. Mimarinin temel ilkelerinden biri özgün tasarımdır. Böyle bir temel ilkeden söz edilmemiştir. Doğa birçok alanda insanlara esin kaynağı olmaktadır. Evet bu yargıya ulaşılabilir. Bu özelliğin yani kabuklardaki eğimlerin bir mimar tarafından keşfedilmesi bu şekillerin tavan ve çatı tasarımı için model olmuştur. Burada doğadaki bir durumdan insanın esinlendiği anlatılmıştır. Doğa üzerindeki çalışmaların sonuçları bazen şaşırtıcı olabilir. Bu yargıya ulaşamayız çünkü doğa üzerindeki çalışmaların sonuçlarından hiç bahsedilmemiştir. Yalnız iki numaraya ulaşılabilir cevabımız B seçeneğidir. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Boş bırakılan kısma getirilecek cümlenin tespiti için en önemli unsur parçanın son kısmını iyi anlamaktır. Cumhuriyet sonrası şiirde ise kafiye ve ölçü pek önemsenmedi. Özellikle garipçiler kafiyeyi ele batmış bir diken, ölçüyü de ayağa vurulmuş pranga kabul ettiler. Evet. Yani cumhuriyet sonrasında kafiye ve ölçüye önem verilmediğine dair bir cümleyi arıyoruz. Böylece çağdaş Türk şiirinin gelenekten tamamen kopmasını, kendine yeni bir yol çizmesini sağlamış oldular. Hayır, bu getirilemez. Gelenekten tamamen kopma, yeni bir yol çizme vurgulanan durum değildir. Kafiye ve ölçüdür vurgulanan durum. Ne yazık ki bu yanlış değerlendirme. Aradan koca bir yüzyıl geçmesine rağmen hala düzeltilemedi. Burada da ne yazık ki ifadesi var. Burada olumsuz bir durumdan söz edilmiyor ki bu getirilsin. Bu da getirilemez. Türk şairleri şiirlerimizi dünyaca benimsenen tema ve usluplarla yeniden işlemeye başladılar. Tema ve uslup vurgusu var burada. Fakat ölçü ve kafiyeden söz edilmektedir parçanın son kısmında. Nihayet Türk şiirinin ilk evresinde yaşanan ikilem sona ermiş. Türk şairleri dünya şairleriyle boy ölçüşür duruma gelmiştir. Bu ikilemden dolayı dünya şairleriyle boy ölçüşüp ölçemediğimize dair bir anlatım yapılmamıştır ki bu getirilemez. Bu yüzden de ölçüyü, kafiyeyi kaldırıp attılar. Bugün buna serbest şiir diyoruz. Evet. Kafiye onlar için bir diken, ölçü de bir prangadır. O yüzden atmışlardır ve serbest şiiri oluşturmuşlardır. Cevabımız C seçeneğidir. Bu parçadaki altı çizili ifadenin kullanılma amacı verilen yöntemlerden hangisiyle açıklanabilir? Garipçilerin kafiyeyi ele batmış bir dikene benzettiği anlatılmıştır. Burada kafiye bir dikene benzetilmektedir. Yani benzetme yöntemiyle açıklanabilir. Burada düşüncelerini bu şekilde benzetme yaparak somutladıklarını görüyoruz. Çünkü kafiyenin insan için bir engel olduğunu anlatmak istemişlerdir ve bunu da dikene benzetmişlerdir. Benzettikleri unsur somut bir unsurdur. Dolayısıyla somutlama yöntemiyle açıklanabilir. Örnekleme ve karşılaştırma değildir. Cevabımız E seçeneğidir. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun şiirindeki bir kelimeyle ilgili bu açıklaması Verilen yargılardan hangilerini desteklemek için kullanılabilir? Evet, Karadut'un Çatal Karam Çingenem dizisindeki Karadut'un okuyucu tarafından bilinmediğini ama yine de sevildiğini anlatmıştır. Bir profesör arkadaşına ne olduğunu sormuştur. Bilmiyorum ama çok seviyorum o şiiri diye cevap vermiştir. Yani sevmek insan yaşamında anlamaktan daha önemli bir yer tutar, yargısını desteklemek için kullanılabilir. Hiç kimse ne olduğunu bilmiyor çatal karının ama kimse de yadırgamıyor. Bu nedir demiyor. Evet. İnsanlar seviyor, ne olduğunu bilmiyor ama kimse de bu durumu yadırgamıyor. Kardeşim şiirinde bilmediğimiz bir kelimeyi neden kullanıyorsun demiyor. Yani insan bir şeyi sevince onun üzerine fazla düşünmeye gerek kalmaz. Yargısını desteklemek için kullanılabilir. Bir şairi sevmek onun şiirini bir bütün olarak sevmeyi de gerektirir. Burada biz bu şiiri Şairden dolayı seviyoruz gibi bir anlatım yapılmamıştır. Bunu desteklemek için kullanılamaz. Cevabımız 2 ve 3 E seçeneğidir. Bu parçanın son cümlesi tamamlanmış olsa bu cümlenin işlevi aşağıdakilerden hangisi olur? Aslında doğadaki acı tatlar doğal bir uyarı sistemi olarak evrilmiştir ki organizmayı kendisine zararlı olabilecek bir içeri tüketmekten alıkoyabilsin. Dolayısıyla bizim evrim mantığına göre kahveden bir yudum aldığımız anda acılığını fark edip kahveyi yutmadan dışarıya püskürtmemiz gerekirdi. Ama biz böyle bir şey yapmıyoruz. Evet boş bırakılan kısıma getirilecek olan ifade bu durumun gerçekleşmediği ile ilgilidir. Yeni bir düşünceyi düşünmeye geçme değildir. Düşüncelerini örneklerle açıklama değildir. Çünkü kahve bir örnektir. Daha önceki düşünceleri kanıtlama da değildir anlatılanların amacını ortaya koyma değildir. Biz kahveyi dışarı püskürtmüyoruz, hatta severek tüketiyoruz, içiyoruz. Yani önceki düşüncelere aykırı şeyler söyleme işlevini taşır buraya getirecek olan cümle. Cevabımız C seçeneğidir. Bu parçada söz edilen sanatçı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sanatçımız okuyucuyu ölçü ve kafiyenin yardımıyla değil de onun gönlünün istediği düşünce duyguları buldurarak coşturmak ister. Yani biçimsellikten çok içeriye önem verdiği söylenebilir. Şiirin oyuna fazla ve lüzumsuz süse tahammülü yoktur cümlesinden yola çıkarak anlamı sanatsallığın arkasında bırakmaz yargısı söylenebilir. Ona göre şiir gözün iyi gördüğü, yüreğin iyi duyduğu öz ve açık değişlerdir. Yani sözü gereksiz yere uzatmaz. Yüreğin iyi duyduğu öz ve açık değişler diyerek bu durumu kastetmiştir. Sanatçının üstü bundan bahsedilirken bakir özellikler taşıdığı dile getirilmiştir yani duyulmamış söyleyişler kullanır yargısı söylenebilir. İnsan sevgisini şiirinin temeline koyduğuna dair bir anlatım yapılmadığı için bu yargı söylenemez. Cevabımız E seçeneğidir. Bu parçada deniz domuzlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmiştir? Alışkın olduğumuz domuzlara hiç benzemediğini Hayır buna değinilmemiştir. Onun bir deniz hıyarı türü olduğundan bahsedilmiştir deniz yüzeyine yakın yerlerde görüldüğüne de değinilmemiştir. Hatta tersine derin sularda yaşadığından bahsedilmiştir. Çevresindeki yiyeceklerin izini sürebildiğine, hayır bundan da bahsedilmemiştir. Anten gibi görünen uzuvların olduğundan söz edilmiştir. Ancak yiyeceklerin izini sürebildiğine değinilmemiştir. Görüntüsüyle garip bir canlı olduğuna, görüntüsünün garip olduğuna da yine değinilmemiştir görüntüsüyle ilgili bazı özellikler sayılmıştır. Ancak bu garip olarak nitelendirilmemiştir. Aslında bir deniz hıyarı olan bu türün varlığı okyanus ekosistemi için oldukça önemlidir. Avuç içine sığabilecek kadar minik olan deniz domuzları diğer deniz hıyarlarında olmayan yürüme becerisinde de geliştirmiştir. Yani aynı familyada yer aldığı benzerlerinden farklılığına değinilmiştir. Cevabımız D seçeneğidir. Bu parçada söz edilen deney verilen yargılardan hangilerini işaret etmektedir? Evet, düşük ve yüksek gluten beslenmesine dayalı iki farklı diyet uygulanmıştır ve bunların sonuçları karşılaştırılmıştır. Uygulamanın sonucunda düşük gluten içeren, lif bakımından zengin bir diyet uygulayan sağlıklı insanlar hem yemek sonrası şişkinliğinden kurtuluyor hem de diğerlerine oranla bağırsakla ilgili sorunları daha az yaşıyorlardı. Ancak uzmanlar sonucu asıl belirleyenin Glüten değil, tercih edilen lifler olduğunu da vurgulamışlardır. Yani düşük glütenli beslenme, glutensiz beslenmeden daha sağlıklı olabilir. Çünkü burada asıl etki glüten'den değil, tercih edilen liflerdendir. Bu yargı işaret edilebilir, işaret edilmiştir. Yüksek glütenli beslenme kişilerde aşırı kilo problemlerine yol açabilir. Böyle bir kilo problemine yol açtığından söz edilmemiştir. Glütensiz gıdalar liften ve doğal besin ögelerinden uzaktır. Glütensiz gıdaların liften ve besin ögelerinden uzak olduğuna dair yine bir anlatım yapılmamıştır. Dolayısıyla bu yargıyı işaret etmez. Cevabımız yalnız bir A seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangileri düşük glütenli diyetin sağlıklı bireyler üzerindeki etkilerini artıran etkenlerden değildir? Evet, Uygulamanın sonucunda düşük glüten içeren, lif bakımından zengin bir diyet uygulayan sağlıklı insanlar hem yemek sonrası şişkinliğinden kurtuluyor hem de diğerlerine oranla bağırsakla ilgili sorunları daha az yaşıyorlardı denilmiştir. Yani burada az glüten yani glütenin azaltılması bir etkendir ve burada lif bakımından zengin besinlerin seçimi, lif kaynaklarının doğru seçimi bir etkendir. Az kalorili beslenme bir etken değildir, dile getirilmemiştir. Besin değeri yüksek gıda tercihi de değildir. Çünkü kalori yönünden her iki diyetin de birbirine yakın olduğu dile getirilmiştir. 2 ve 3 numara etken değildir. Cevabımız D seçeneğidir. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Glutensiz beslenme alışkanlığı her geçen gün çığ gibi büyüyor. Evet her geçen gün büyümesi aşamalı bir durumdur. Yani aşamalı bir durumdan söz edilmiştir. Doğrudur. Karşılaştırmaya başvurulmuştur. Evet bu da doğrudur. Öncelikle deneyde iki diyet uygulanmış ve iki diyetin de sonuçları karşılaştırılmıştır. Yüksek glütenli ve düşük glütenli diyetler birbirine karşılaştırılmıştır. Terimlere de yer verilmiştir. Örneğin gluten sözcüğü bir terimdir. Lif sözcüğü bir terimdir. Açıklama yapılmıştır. Evet. Bir deney, bir araştırmadan söz edilmiştir. Bu konuyla ilgili bilgi verilmiştir. Amaç bilgi vermek olduğu için açıklama yapılmıştır. Bize verilen bu parçada tanımlamaya yer verilmemiştir. Bu nedir sorusuna cevap veren bir cümle bulunmamaktadır. Cevabımız E seçeneğidir.